Ne diyor? Geleceğim dedi. Niye gelmemiş? Yok gelmemiş. Yok gelmemiş. Niye gelmemiş ki? Yok gelmemiş. Ya hep geleceğim der de gelmez. Hayır. Bu nedir ki ya? Yürü. Gelin amca. Gelin. Biliyorum, hepiniz yorgunsunuz. Ama vatana, millete hizmetin vakti saati olmaz. Durum çok acil. Taşeron bir sol örgüt, ciddi bir eylem hazırlığında. Konsoloslukları hedef alacaklar. Onları durdurmamız lazım. Herkes yerine etsin. Örgüt, malum çevrenin taşeronluğunu yapmakta. Bunun için de ses getirecek eylem hazırlığındalar. Hedeflerinde de yabancı büyükelçilikler var. Baskın yapacağınız hücre evi örgütün merkez üssü. Saldırı planları bu evde düzenleniyor. Korunaklı bir yer. Önemli belgeler var. Muhtemelen bir iç odada da muhafaza ediliyor. Ne pahasına olursa olsun o planları ve belgeleri ele geçirmeliyiz. İçeride 5 kişi var. Silahlılar. Hepsi davaları uğruna ölmeye hazır birer robot gibi. O yüzden sabaha karşı yapılacak operasyon. Onları uykuda yakalayacağız. Gazanız mübarek olsun. Allah'a emanet olun. Ne oluyor? Paşolar kapıdalar, geliyorlar. Kalkın! Kalkın, polisler geldi. Kalk! Ne oluyor kalk lan? Diyorum. Çabuk acele et, uyan. Ne var ya? Kalkın! Ne ya? Çabuk olun, hazırlanın. Madem geliyorlar, o zaman onlara bir hoş geldin diyelim. Hadi, herkes yerini alsın. Kapının önünü açık bırak. Arkadaşlar, gidiyoruz. Allah yardımcımız olsun. Ya Allah! Arkadaşlar, pusu var, dikkat edin. Bekliyorlarmış bizi. Tamam, anlaşıldı. Şimdi tamamdır. İçeri girdikleri gibi basın tetiği. Hiçbirini canlı bırakmayın. Tamam mı? Etmem lazım. Siz bunları oyalayabildiğiniz kadar oyalayın. Arkadaşlar, aradığımız şey üst katta. Her şeyi yok etmeden ellerini almamız lazım. Çabuk. İçeride kimse kaldı mı? Sadece kız var abi içeride. Ama o da ortalarda görünmüyor şu anda.
teslim ol! Çık dışarı! Aç şu kapıyı hadi! Aç dedim! Tamam! Hiçbir yere kaçamazsın! Teslim ol! Bak! Sana zarar gelsin istemiyoruz! Eninde sonunda bu kapıdan içeri gireceğiz! Hiçbir halt yapamazsınız! Sizden korkmuyorum! Oğul! Akif! Kendini içeri kilitledi! Çelik kapı yapmış şerefsizler! Akif! Nedir durum? Abi kendini içeri kilitledi. Giremiyoruz. Belgeleri imha ediyordur. Hemen girmemiz lazım. Sebahattin açabilir misin kapıyı? Açarız, açmasına da saatlerimizi alır. Abi yok, o kadar vaktimiz yok. Hemen açmamız lazım şu kapıyı. Doğru. Ayar oldum ben bu kapıyı arkadaş. Ne yapacağız peki? Oksijen kaynağı. Müdürüm. Duyuyor musunuz beni? Dinliyorum. Elemanlardan biri kendini çelik kapılı bir odaya kilitledi. Kapıyı açmak için oksijen kaynağına ihtiyacımız var. Buyurun müdürüm. Ah Carlos. Yukarı oksijen kaynağı lazımmış. Hemen götür. Sen anlarsın bu işi. Tamam müdürüm, eyvallah. Uğur gel benden. Açsana şu telefonu. Sırası mı şimdi? Alo. Niye açmıyorsun telefonunu? Polis evi bastı, herkesi öldürdüler. Bir tek ben kaldım. Tamam, neredesin şimdi? Odaya kilitledim kendimi. Ama içeri girmeleri an meselesi. Bir şey aldılar mı evden? Hayır, hayır, hiçbir şey almadılar. İçerideyim, çelik kapıyı kilitledim. Giremediler içeri. Tamam tamam, sakin ol. Oradaki her şeyi yok etmen lazım. Anladın mı beni? Tamam, edeceğim de nasıl? Ne bir çakmak ne de kibrit var burada. Ben sana nasıl yapacağını söyleyeceğim. Müdürüm, giriyoruz biz. Songül, burada durum iç açıcı değil. Özel harekatçılar her yeri sarmış. Kapıyı açmak için oksijen kaynağı getiriyorlar. Fazla vakti yok. Ne yapıp edip o belgeleri imha etmen lazım. Gerekirse öleceksin, anlıyor musun beni? Sen merak etme. Ölmekten korkan yok. Sadece ne yapacağımı söyle. Hadi Carlos, fazla vaktimiz yok, acele et. Tamam usta, biliyoruz ya. Hadi Hafız, aç da dalalım yekten. Ya Hafız, iki dakika dur Allah'ını seversen ya. Kibrit kutusu açmıyoruz burada. Kocaman çelik kapı. Ey kurban olduğum. Biz burada bu kadar adam şuncacık kapıyı açamıyoruz. Sen o koca kapıyı nasıl sırtladın be mübarek? Kimden bahsediyorsun sen Sebo? Kimden olacak? Hazreti Ali'den. Hayber Kalesi'nin kapısını söküp bir de kalkan yapmıyor mu? İyi de Salih abi, Hazreti Ali'nin bileğine gelen oho, bizim boyumuzu aşar be abicim. Orası da öyle tabii. Boşuna dememişler, Ali'den başka yiğit, Zülfikar'dan başka kılıç yok diye. Bana bir yol verseniz, ben şimdi indirmiştim bu kapıyı. Yavaş balta, yavaş. Bastım. Abi sen Hazreti Ali dedin, Zülfikar dedin ya. Artık bağlasan durmaz bu koca olan. Bu arada Elif neden gelmedi? Bilen var mı? Bilmem. Sahi haberi olan var mı? Benim de haberim yok. Ters bir durum yoktur inşallah. Ben geliyorum. Songül, beni iyi dinle. Oradaki her şeyi imha etmek için tek bir seçeneğim var. Söyle hemen. Odadaki halıyı kaldır. Orada bir kapak var, onu aç. Tamam, açtım. Orada beze sarılı bir şey var. Alın. Bu tahmin ettiğim şey mi? Evet. Hiçbir şey polisin eline geçmedi. Sen dahil. O yüzden içeri girdiklerinde o bombayı patlatmak zorundasın. Yoksa devrim yarım kalır. Sen de devrimin ölümsüz kahramanı olamazsın. Gelecek kuşaklar senden bahsetmezler. Basit bir terörist damgası yersin. Anlıyor musun beni? Tamam, anlıyorum. Polislerle beraber her şeyi havaya uçuracaksın. Nasıl patlatacağım peki bunu? Söylediklerimi dikkatlice dinle şimdi.
Alo. Alo Songül, duyuyor musun beni? Burada mısın? Buradayım, dinliyorum. Ne oldu, yoksa korkuyor musun? Hayır, korkmuyorum. Adın devrim tarihine altın harflerle yazılacak, merak etme. Yeter ki biraz cesur ol. Sen cesur bir kızsın, ben biliyorum. Sen bir kahraman olarak öleceksin. Hadi anlat, ne yapacağım? Girmek üzereler. Hayırdır Aki? Müdürüm, Elif'ten haber alamıyoruz. Biliyorum, aradım açmadı. Ben merak ettim de. Ararız bir daha, belki rahatsız falandır. Habersiz bırakmazdı ama. Bir bakmak istiyorum. Arkadaşlar, uzaklaştırın vatandaşları, hadi. Ne olacak ne bitecek bilmiyoruz. Daha tehlike geçmedi, hadi, hadi. Hadi beyler, çekilin şöyle, hadi. Hadi uzaklaşın, izleyecek hiçbir şey yok burada, hadi. Hadi beyler, çekilin, hadi. Yok, açmıyor Akif. Tamam müdürüm, sağ olun. Burada kim? Ne işi var burada? Bize Sado'yu getirecek olan hanımefendi. Bu tükürüğü sana yedireceğimi biliyorsun değil mi? Hatta daha da kötüsünü yapacağım. Ama şimdi değil. Bana hiçbir şey yapamazsın. Pis domuz. Götürün şunu. Bağlayın. Özellikle de ağzını bağlayın. Bizimkiler eninde sonunda bulur izini. Öyle mi? Nasıl bulacaklarmış bakalım ha? Kokundan. Leş gibi kokuyorsun çünkü. Göreceğiz bakalım. Kim kimi bulacak ha? Götürün şunu. Götürün. Gel. Ver şey, ver. Dört. Sonu bu iş. Kız işini bitirdi. Çay demledi. İçeride menemen yiyor. Hafız, zebani gibi dikildin başımda ya. Tövbe estağfurullah. Ya az öte git ya. Hadi Sakaryalı, acele et, acele et. Sebo, ne yaptın? İçeriği görebiliyor muyuz? Şimdi tamamdır. Kamerayı sarkıttım içeri. Biri gelsin buraya amirim. Akif, sen bir bak Sebo'ya. Eyvallah abi. Tamam. Fünyeyi taktım. Şimdi ne yapacağım? Zamanı ayarlaman lazım. Kaç dakikaya ayarlayacağım? Ne zaman girerler içeri? Ben nereden bileyim ne zaman girerler içeri? Tamam tamam. Bir dakikaya ayarla o zaman. Panik yapma, sakin ol. Onlara gününü göstereceğiz. Dayanamayacağım artık. Bitsin bu iş. Ne yaptın kardeş? Uğraşıyorum abim. Ne yapıyor bu kız Sebo? Göremiyorum ki abi. Bilgisayar mı acaba elindeki? Allah kahretmesin, her şey yok edecek. Dolan bakalım odanın içinde, biraz bir şey görebilecek miyiz? Hadi. Dur Sebo, dur. Geri gel, geri gel, geri gel. Şuraya bak. Şu fotoğrafları yakından görebiliyor musun? Akif abi, hayırdır abim, nedir? Tamam abi. Bir sıkıntı yok abi, yok. Tamam abi.
Emin olun. Hı-hı. Aynen abi, aynen. Yok abi, biz zaten senin dediğin gibi yapıyoruz. Kaçıyor, kız kaçıyor! Sıkmaya başlıyorsun. Defol git. Götürün şunu. Adam gibi durun başında. Şimdi bunun üstünde bir düğme var. Ona bas. Tamam mı? Tamam mı her şey? Evet, tamam. Seni asla unutmayacağız Songül. Adın sonsuza kadar hatırlanacak. Kozmoz'da ismin ölümsüz olacak. Bak hala bitmedi. Yapamayacaksan söyle, başka bir yol bulalım. Bitti bitti, çok az kaldı, bitti. Hadi be, bitmedi mi? Balta, bir yükle bakalım. Askeri durun bakayım. Gelin. Gelin bakalım. Gelin. Hadi be Recep'im. İndir artık şu kapıyı. Gelin. Gelin bakalım. Gelin. Ya Allah! Bomba! Bomba var. Elinde bomba var. Hepimiz gebereceğiz burada. Siz de benimle birlikte gebereceksiniz. Hayır, yapma. Sakın yapma. Yapma, saçmalama. Artık çok geç. Hafız, buraya kadarmış kardeşim. Hakkını helal et. Beni bozmaz Hafız. Sorgusuz sualsiz cennete gitme fırsatı. Allah ve eşhedü enne Muhammed. Hepinizi Rabbim öldüreceğim. Yapma. Yapma, ver onu bana. Yap. Herkes yatsın. Geberin köpekler. Yapma diyorum sana. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Abdühü ve Resulühü. Eşhedü en la ilahe illallah
ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Nasıl patlamaz? Nasıl olur bu? Hafız, öldük mü lan? Ona göre açacağım ben gözleri. He? Benim kalp hala atıyor. Ana, ölmedik mi lan? Geç şöyle. Elini başın üstüne koy. Kalp atacak Hafız. Kalp önemli. Kardeşim. Nasıl patlamaz ya? Nasıl olur bu? Oğlum şaka maka ölmemişiz lan. Baş şerefsizlerin. Herkes senin kadar sadık değil davasına. Bomba patlamadı ama bu arkadaş silahı kafasına dayayınca patladı hemen. Hem de alttan patladı. Akif ne yaptın sen? Bir şey yapmadım Salih abi. Bu arkadaş yaptı. Yanlış yönlendirdi kızı. Satılmış alçak. Sattın beni. Şş, sakin dur. Ben sakin. Hayatımı koydum burada. Sakin kızım sakin. Canımı ortaya koydum. Lan! Lan! Tamam. Biz varız lan burada. Dur. Kes sesini. Yeter. Yere çök. Sakin. Sus. Başıma silah dayadılar. Ne yapsaydım? Bağırma lan. İşbirlikçi korkak herif. Bunun hesabını vereceksin. Lan yeter. Sen nasıl anlamıyorsun? Biz varız burada. Git. Biz varız. Götürün şunları. Kalk! Hadi ben göreceğim ben seni. Sebu. Abim. Sen de şu bombayı al bir incele bakalım. Burada da ne varsa hepsini toparla istihbarata ver. Baş üstüne abi. Sağ ol Akif. Sen de sağ ol abi. Sen de sağ ol paşam. Sizlerden de razı olsun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Hadi herkesi toparlayın. Allah sizden razı olsun. Allah razı olsun. Sağ olun. Sağ olun. Aferin efendim. Hepinize helal olsun. Sağ olun müdürüm. Sağ olun müdürüm. Müdürüm, var mı Elif'ten bir haber? Yok vallahi Akif. Aradık ama ulaşamadık. Bir işimiz yoksa ben gidip bir bakmak istiyorum. Git tabii, git. Dün gece ben de aradım. Ulaşamadım. Evin anahtarını vermişti bana. İstersen ben de geleyim. Hem eşyalarımı da alırım. Buyur gidelim o zaman. Ben de çıkıyorum. Mahkemeye gitmem lazım. O nereden çıktı Salih? Bizim hanım rahat durmamış yine. Vermiş mahkemeye sağ olsun. Bu sefer dönüş yok. Bir saat sonra duruşmam var. Biz de seninle gelelim abi. Yalnız kalma. Sağ ol. İyi hadi atlayın o zaman. Hadi. Hadi beyler. Toparlanın çocuklar. Gidiyoruz hadi. Bu Akif denen herif benim kardeşimi öldürdü. Bunun hesabını verecek bana. Hatırlat da Akif görünce ellerinden öpeyim. Bakıyorum aranız iyi.
sevgilisi falan mısın yoksa ha? Öyleyse daha çok işim gelir. Sado'yu bu akşam naklediyorlarmış. Büyük ihtimalle harekatçılar yapacak nakli. Tamam. Hazırlığımızı yapalım o zaman. İstediğin kadar hazırlık yap. Bir halt beceremezsiniz. Bizimkiler seni diri diri gömecekler. Bize bulaştığın için pişman olacaksın. Göreceğiz. Göreceğiz. Demek örgüt evindeki kız kendisiyle beraber sizi de havaya uçuracaktı. Yazık günah. Kandırıyorlar işte gencecik beyinleri. Niye kandırılsın ki? Belki kendi tercihiydi. Belki ne yaptığını biliyordu. İnsan böyle bir şey için ölümü göze alır mı? Siz de alıyorsunuz göze ama. Almıyor musunuz? Biz ölünce şehit oluyoruz. Onlar da devrim şehidi diyorlar kendilerine. Şehadet sizin sandığınız kadar basit bir şey değil Feyza Hanım. Her ağızda şık durmaz, her ölüye de yakışmaz. Ne farkı varmış sizin şehitliğinizin? Siz düşünün. Adı üstünde şehadet. Tabii ki biz ölürken Hakk'ın birliğine, kudretine, rahmetine şehadetlik ediyoruz. Onlar neye şehadetlik ediyor? Kendileri gibi ölümlü ve hiçbir şeyi değiştirmeye, var etmeye gücü yetmeyen fanilere mi? Hiç öyle düşünmemiştim. Gerçi dediğiniz şeyin kolay bir ispatı yok. İman ispatı olmaz. Ya iman edersin ya da etmezsin. Kaldı ki bakmasını bilene her şey Hakk'ın bildiğini ispat eder. Şu durumda ben bakmasını bilmeyenlerdenim o zaman. Biz de bilmiyorduk. Bir öğreten çıktı hamdolsun. Bakarsın senin de karşına bir öğreten çıkıverir. Merakla bekliyorum o zaman. Köşeye döneceğiz sağda. Elif! 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 Allah Allah, nereye gitti bu kız? Haber vermedi, aradım açmadı, o da aramadı. Ya yapmazdı böyle şeyler. Yok, hiç girmemiş gibi eve. Baksana, yatağı da bozulmamış. Yemin ediyorum çıldıracağım şimdi ya. Ya sanki yer yarıldı içine girdi ya. Ya Akif, benim aklıma bir şey geliyor ama... Ne geliyormuş? Geçen gece şu Selim'den bahsetti bana. Selim mi? Ne dedi? Selim ölmüş galiba. Yani ben öyle anladım. Tam anlatmadı ama bana sanki kendini suçluyor gibi geldi. O travmayı atlatamamış hala. Nereden çıktı şimdi bu ya? Nereden çıktı? Bilmiyorum. Belki onunla ilgilidir diye dedim. Hem sana niye anlatıyor ki bütün bunları? Sana niye anlatıyor? Bazen insanlar konuşacak birini arar. Hem benden iyi kimi bulacak? Biliyorsun ben psikologsun biliyorum. Ama sen yine de her şeye maydanoz olma olur mu? Kızmana gerek yok. Yardım etmeye çalışıyorum sadece. Tamam Salih abi, sıkma canını. Hayırlısı neyse olsun inşallah. Kendimi değil de kızımı, Nazlı'mı düşünüyorum be Sebo. Sen de haklısın Salih abi ya. Yenge de ayıp etti ama. Eve gelmiyorsan gece barlarda, pavyonlarda gezmiyorsun ki. Öyle herifler bizden daha makbul bu devirde. İşin en çok can acıtan tarafı da o abi ya. Sen merak etme abi. Biz o suratsız kaynanayı bırakmayız Nazlı'mız Allah'ın izniyle. Baba? Baba?
Hayret, ailene vakit ayırabildin sonunda. O da anca boşanma günü. Gel kızım buraya gel. Merhaba Salih. Arkadaşlarını da alıp gelmişsin. Mahkemeye gözdağı mı vereceksin? Kimi korkutuyorsunuz? Aşk olsun yenge. O nasıl laf? Korkuluk muyuz, biz zebani mi? Görevden geliyoruz. Beyler, biz biraz uzaklaşalım isterseniz be. Hayır. Hiçbir yere gitmiyorsunuz. Kalın. Peki amirim. Davacı Yasemin Kutlu. Hadi. Davalı Salih Kutlu. Gel abi. Gel abi. Hop. Güzel kızım. Yürü kızım, başka yere gidelim. Ben Balta abimlerin yanına oturacağım. Gel sen gel. Yavrum gel buraya. Heh. Gel diyorum, gel. Gelsene. Ben burada oturacağım. Buraya gel diyorum sana. Ya ablam bırak, burada otursun kızcağız ya. Nazlı, yanıma gel diyorum. Hadi gel dedim, gel. Nazlı neden gelmiyorsun çocuğum? Bırak, ay burada oturacağım. Ay neden gelmiyorsun? Gelsene Nazlı. Mahkeme salonunda olduğunuzu hatırlatırım size. Hakim bey, torunumu alıkoydular. Hayır hakim amca, ben burada oturmak istiyorum. Zorla çekiştiriyor beni. Gel buraya. Bırak. Tamam tamam, nerede istersen orada otur. Siz de sakince oturun yerinize. Hafız, bu sene mor renk çok mu moda? Baksana avluya ne güzel de yakışmış. Mor değil bu Hafız, mor civert. Yeni bir ekol. Bambaşka. Kızım, neden boşanmak istiyorsun Salih Bey'den? Hangi birini anlatayım hakim bey? Sabahın köründe evden çıkıyor. Gece ne zaman gelecek belli değil. Kulağım telefonda. Kötü bir haber geldi gelecek. Yüreğim ağzımda yaşıyorum. Ne bana kocalık yapıyor, ne de kızına babalık. Benim babamdan bir şikayetim yok hakim amca. Kendisi on numara bir babadır. Dünyanın en iyisi. Sus. Bunca eziyete zahmete değse bari. Kazandığı da 3 kuruş para. Ay sonunu zor getiriyoruz. Annem olmasa aç kalırız inanın. Kısacası ben boşanmak istiyorum hakim bey. Salih bey, doğru mu duyduklarım? Doğrudur hakim bey. Ne iş yapıyordun sen? Asker misin? Özel harekat polisiyim efendim. Peki niye böyle yapıyorsun? Niye üzüyorsun karını? Rahmetli anam babam benim hep polis olmamı isterdi. Onları kıramadım. Çok şükür polis koleji ve polis akademisinden iyi dereceyle mezun oldum. Vatan millet aşkı kesmedi. Özel harekata girdim. Yıllarca dağlarda çapulsuzların peşine düştük. Gece bilmedik, gündüz bilmedik. Maaşımızı saymadık hakim bey. Allah biliyor kalbim. Ne olursa olsun ben karımı seviyorum. Ama ona istediği hayatı yaşatamadığım da doğrudur. Kabul ediyorum. Ben tam bir baba değil. Yarım babayım. Alemin çocukları rahat uyusun diye
Onlara da babalık yaparım. Bu yüzden hep yarım baba oldum. Hakkını helal etsin. Tek ricam var sizden. Beni kızımdan ayırmayın. Ne olur hakim bey. Kızım, bu adam doğru düzgün birine benziyor. Sen bu adamı boşamak istediğine emin misin? Eminim hakim bey. Görevi de, vazifesi de yerin dibine mi atsın? Ben artık illallah dedim. İllallah desen, zaten hiç sorun yaşamayacağız be Yasemin. Ne diyorsun sen ya? Şşş, sessiz! Kızım, senin bir şikayetin var mı babandan? Olmaz mı hakim bey, olmaz mı? Torunuma gün yüzü göstermedi bu adam. Allah Allah! Yahu sen bela mısın başımıza? Sus otur oraya. Atarım şimdi dışarıya. Usta, şimdi gidip şu hakimin boynuna sarılacağım vallahi. Diyeceğim sen ne baba adammışsın. Tutmayın beni. Hiç sorma. Kapak kapak üstüne, ayar ayar üstüne. Ben utandım yeminle ya. Söyle bakayım kızım, var mı bir şikayetin? Yok hakim amca. Asla yok. Benim babam dünya tatlısıdır. Bakmayın siz onun üniformasına. Pamuk gibi kalbi vardır onun. Biz ayırmayacaksınız değil mi hakim amca? Biz yasalar ne emrederse onu yaparız evladım. Kafamıza göre karar vermiyoruz. Gereği düşünüldü. Yaz kızım, mahkememize boşanma talebiyle müracaat eden davacı tarafın, davalı eşiyle aralarında şiddetli geçimsizlik olduğu anlaşılmakla, aile bütünlüğünün korunamayacağı anlaşılmış olup, davacı Yasemin Kutlu'nun, davalı eşi Salih Kutlu'dan anlaşarak boşanmalarına karar verilmiştir. Nazlı Kutlu'nun velayeti annesine verilip hafta sonları babasında kalmasına Yüce Türk Milleti adına karar verilmiştir. Kızının annesiyle kalması hem onun için hem de senin için daha iyi. Üzme kendini. Ay aman aman bitti bitti. Allah kurtardı, Allah kurtardı. Babacığım. Baba ne olur bırakma beni. Ben seninle kalmak istiyorum. Hakimi duydun kızım. Yapacak bir şeyimiz yok. Üzülme. Hafta sonu yine beraberiz. Hadi gidelim kızım. Anne, ayrılmayın ne olur. Yine birlikte olalım eskisi gibi. Yalvarıyorum. Lütfen anne. Hadi kızım hadi. Ağzını hayra aç. Olmaz öyle şey. Ya sen ne karışıyorsun? Zaten hepsi senin yüzünden.
çok bilmiş. Konuşmasa. Hadi bakayım. Yürü gidiyoruz. Hadi hadi hadi. Düş önüme bakayım. Üzme kendini Salih abi. Her şey olacağına varıyor. Ben bu kaynanaya ayar oldum arkadaş. Ayar oldum. Babam. Asla bırakmayacağım baba. Kızım. Ben de seni bırakmayacağım kızım. Hep yanındayım. Duydun mu beni? Ne zaman istersen hep yanındayım. Nazlı! Ay! Ay! Mama dur. Aa, sen beni tehdit mi ediyorsun? Evet. Allah Allah. Salih. Lütfen olayı dramatikleştirmeyelim. Hadi kızım. Sen annenin sözünden çıkma, tamam mı? Sakın üzme onları. Hafta sonu beraberiz. Tamam. Baba. Sen merak etme. Kızıma iyi bak. Ona en ufak bir zarar gelirse iki elim yakanda. Merak etme. Ona senden başka kimse zarar veremez. Ellerini çözüyorum. Sakın aptalca bir şey yapmaya kalkma. Kurşunu beynine yersin. Sizin yemeğinizi yiyeceğime açlıktan ölürüm daha iyi. Sakın! Sakın! Şansını fazla zorluyorsun. Güzel yüzünde bir delik açılsın istemem. Yemiyorsa yemesin. Bağlayın şunu. Asla vazgeçmeyeceksin, değil mi? O kadar farkımız olsun. Biz sizin gibi kuyruğumuzu kısıp oturmayız. Yazık olacak sana. Sevgilin cesedini görünce ne yapacak bakalım? Ne yapacak? Şehit olduğum için şükür namazı kılacak. Göreceğiz. Göreceğiz bakın. Elif'ten hala haber yok mu? Yok ya. Evde de yok. Delireceğim. Nereye bakacağımı da bilmiyorum. Of, siz ne yaptınız ha? Mahkemeye gittik abi de. Yenge boşadı Salih abi ya. Yapma ya. Boşandılar ha. Allah biliyor ya sevmiyordum o kadını hiç. Ben de abi. Çıkıyoruz. Bir sıkıntı yok değil mi? Yok yok iyi. Sakaryalı. Var mı bir durum? Çıkıyoruz.
Yok abi, Asayiş Ver Kemal. Çıkabilirsiniz. Senin gibi tiplere ayar olurum arkadaş. Daha çıkıp vatana millete ihanet edersiniz. Adam gibi aklını kullanıp hiç bulaşmayacaktım bu işlere. Ya sizin... Recep, tamam, sırası değil şimdi. Hazırız, çıkalım. Yürü bakalım. Nerede kaldı bunlar abicim? Niye çıkmıyorlar bunlar ya? Çok şükür be Elif. Elif mi arıyor? Evet. Selam söyle. Aleyküm selam. Alo, neredesin be Elif? Ya yemin ediyorum öldük merakla. Ölmek için acele Akif. Etme. Onun da sırası gelecek. Sen kimsin be? Hatırlamadın mı? Hafızanı zorla biraz. Daha yeni karşılaştık. Bozo. Niye Elif'in telefonu sende lan? Ne yaptın ona? Ne yaptın? Şşş. Sakın etrafındakilere bir şey çaktırma. Naklettiğiniz adam sanırım. Her hareketini izliyor olacak. Onun için en ufak bir falso istemiyorum. Elif iyi mi? Ona ne yaptın? Elif iyi mi? Bekle. Akif, sakın dinleme onu, sakın! Sakın! Duyduğun gibi, sevgilin gayet iyi. Lan bak, onun saçının teline zarar gelirse, yemin ediyorum seni parçalar. Parçalarını da köpeklere atarım senin. Duydun mu beni? Sakin ol Akif, sakin ol. Yoksa Elif'e yazık olur. Ne istiyorsun lan benden? Ne istiyorsun? Söyle, ne istiyorsun? Sado'yu. Onu bana getireceksin. Elif'e karşılık Sado. Hepsi bu. Nasıl getireceğim lan ben onu? Vermezler. Zorla getir o zaman. Lan kendi arkadaşlarıma mı silah çekeceğim ben ha? Neden olmasın? Gerekirse öldür. Umurumda değil. Elif'i sağ görmek istiyorsan Sado'yu bana getireceksin. Seni tekrar arayacağım. Ha, diğer taraftan. Sen ve Sado'dan başka kimse olmayacak, anladın mı? Akif sakın yapma bunu. Yoksa kız ölür. Dinleme bu adamı. Akif! 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 Hadi gidiyoruz. Hay Allah'ım ya. Ne yapacağım şimdi ben? Ha, diğer taraftan. Sen ve Sado'dan başka kimse olmayacak, anladın mı? Yoksa kız ölür. Allah'ım. Yardım et bana, ne olur yardım et. Hadi abi, çıkıyoruz. Tamam Sebo. Abi bana müsaade. Eyvallah. Selamlar, saygılar. Akif, benim resmi birkaç işim var. Emanet sizde. Tamam abi, biz hallederiz. Affedin beni. Başka çarem yok. Hadi çıkıyoruz. Bakalım Akif ne kadar kıymet veriyor sana. Benim için bile olsa o ülkesine ihanet etmez. Arkadaşlarına, dostlarına ihanet etmez. Ya sevdiğine ihanet edecek ya da arkadaşlarına. Seçim onun. Sado'yu bana getireceksin. Elif'e karşılık Sado. Bu kadar. Akif sakın yapma bunu. Dinleme bu adamı. Akif. Carlos, Beşiktaş maçı kaç kaç bitti biliyor musun?
3-1 Beşiktaş aldı abi. Eyvallah. İyi misin? Evet, niye sordun? Bilmem. Biraz tedirgin gibisin. Yok bir sıkıntı. Elif'e mi takılıyorsun? Hala haber yok değil mi? Aslında var. Carlos, dur sağda. Abi sen ne yapıyorsun? Güzel abim, delirdin mi sen? Akif, abi. Ne yapıyorsun? Saçmalama. Abi ne yapıyorsun? Carlos, dur dedim. Dur. Abi, yalvarırım, ne yapıyorsun Akif abi? Akif abi ne yapıyorsun? Koy o silahı. Şakanın sırası mı abi? Ne şakası be? Ne şakası? Şakam yok beyler. Bu adam bana lazım. Öyle olsun istemezdim ama başka çarem yok. Bu adam gizli tanık. Hiçbir yere götüremez. Bizim sorumluluğumuzda. İlker, bu adamı götüreceğim. Hiçbir yere götüremezsin. En azından beni öldürmeden. Allah'ınızı severseniz indirin şu silahları. Bir kaza çıkacak şimdi. Carlos! Carlos! Carlos dur diyorum sana. Abi. Abi sen iyi misin abi? Çek sağ, çek. Planda böyle bir şey var mıydı? Yok, hayır. Hayırdır? İlker anlamıyorsun. Bu adam bana lazım. Paşa, bırak şu silahı abi. Akif abi sen de bırak. Üçe kadar sayıyorum. Yoksa günah benden gitti İlker. Ya abiler hadi ama uzattınız ama ya. Paşa! Akif abi kıyamıyorum sana. Başkası olsa çoktan dalmıştım bak. Paşa! Şakam yok paşa! İkimizden biri öteki tarafa gider. İndir şu silahı hadi indir! Hadi! Hadi boşaltın arabayı! Hadi! 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 Niye indiniz? Biz inmedik. Akif zorla indirdi. Silah çekti bana. Sen ne diyorsun abi? Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu? Kızacaksan Akif'e kız. Bana değil. Ha! Ulan! Senin yüzünden düştüğümüz şu duruma bak! Gayet güzel kurtardın durumu. Kes! Kes! Adamları da atlattık. Gelen giden yok artık. Senin yüzünden arkadaşlarımı sattım. Kendimi de yaktım. Onları da yaktım! Ama o bozo denen hayvanı bir elime geçirirsem. İstediğini yaptım. Arkadaşım benle. Kimse de yok yanımızda. Şimdi telefonu yanındakine ver. Al lan al. Sado. İyi misin kardeşim? Tamam ben biliyorum geleceğimiz yeri. Tamam güzel. Sen nereye geleceğini biliyorsun. Adresi tarif edersin. Şuradan sola. Ver şu telefonu ver. İlk sağdan gir, sonra düz git. İn lan aşağı, in! Geri çekilin. Geri çekilin! Gebertirim yoksa bu adamı. Geri çekilin hadi! Akif niye dinledin bu adamı? Niye dediklerini yaptın? Seni yem diye bırakacak mıydım bunlara? Bu adamın derdi benle. O zaman benle çözecek sıkıntısı. Gerçekten gözlerimi yaşarttınız. Hadi bırak kızı. Bırak da ben de bu adamı bırakayım. Boza kardeş. Bırak kızı da biz de rahat bir nefes alalım. Senin gibi bir pisliği
Bir itirafçı ajanın nefes alıp vermesi sadece zaman kaybı. Sen neler diyorsun Bozo? Canın cehenneme diyorum. At silahını Akif. Atıyorum hadi. Hadi. At silahını. Bak, o senden akıllı. Bir dediğimi iki etmiyor. Şimdi şöyle bakalım. Önce hanginizi öldüreyim? Seni mi? Yoksa onu mu? Söyle. Yoksa iki aşık gibi birbirinize sarılarak mı ölmek istersiniz? Ha? Çukurca'da da arkadaşlarından birini böyle öldürmüştü. Yaralıydı. Yanına gittim. Yalvardı bana. Yalan söyleme lan. Benim hiçbir arkadaşım senin gibi bir köpeğe yalvarmaz. Böyle silahımı doğrulttum. Horozu çektim. Tetiğe bastım. Kurşun bacağından girdi. Yetkik Akif abi! Lan! Ekip deriz abi! Akif kaçıyor! Elif! Elif iyi misin? Tamam lan tamam. Kurşun yelekte iyisin. Bu sefer kaçamayacaksın. Duydun mu beni? Cehennemin dibine saklansan gelip bulup seni öldüreceğim. Duyuyor musun beni? Kardeşimin intikamını alacağım demiştim sana. Akif beni duyuyor musun? Sebo, nabız var, hemen ambulans çağırmamız lazım. Akif, çağırdım oğlum, çağırdım ambulansı. Akif! Akif duyuyor musun beni? Akif! Abi darbe kötü görünüyor, kafadan almış. Yok bir şey oğlum, yok sadece bayılmış. Panik yapmayın. Benim yüzümden etti. Abi! Sebo! Elif tamam. Yok bir şey Elif. Benim yüzümden. Yok bir şey. Abi Elif, biz duyuyor musun Akif abi? Şey yok. Sebo! Elif bir sakin ol Allah aşkına, bir sakin ol ya. Kimse bir şey olmayacak. Benim yüzümden. Akif Elif abi. Seninle bir alakası yok, sakin ol Elif. Benim yüzümden geldi buraya. Elif! Başa al Elif'i buradan. Fazla bir şey yok oğlum, sadece bana. Hayır. Sakin ol, kendine gel. Bırak beni. Abi. Abi biz duyuyor musun? Ambulans geldi. Fazla gel. Hadi hemen götürelim Akif abi. Tamam kendine gel, sen bir şey yap. Fazla! Kaldır. Gözlerime bak. Bırak Elif. Bırak beni. Nasıl Akif'in durumu? Bilmiyorum müdürüm. Hastanede belli olur. Allah'ın izniyle kurtulacak abi. Sen nasılsın Elif? İyiyim müdürüm. Ben de Akif'le gitmek istiyorum. Git hadi git. Tamam. Hadi atla.
Akif. Anlatın bakalım. Ne oldu tam olarak? Boza dönen bir üçü şerefsiz yok mu? Elif'i kaçırmış. Akif'i aramış. Bana Sado'yu getireceksin demiş. Akif de Sado'yla işbirliği yapıp... Akif bana silah çekti. Ne? Nasıl silah çekti? Bana önceden işareti çakmıştı zaten müdürüm. Beşiktaş maçını sordu bana. Bu akşam Beşiktaş maçı yoktu ki müdürüm. Ben anladım bir terslik olduğunu da bozmadım tabii. Vay uyanıklar vay. İyi de ben anlamamıştım. Ben Akif abi silah çeker çekmez oyun olduğunu anlamıştım müdürüm. Sen nereden anladın ya? Akif abi bize silah çekmez ki. Aynen öyle müdürüm. Akif abim bize niye silah çeksin ki? İlker. Bir sen anlamamışsın durumu. Tebrikler çocuklar. İki işi birden başardınız. Şimdi Akif için dua edelim de inşallah bir şey olmasın. Müdürüm, sahadaki dersiniz bittiyse gidelim mi? Hadi bakalım. Gidiyoruz. Akif, ne olur aç gözünü yalvarırım. Bir şey yok değil mi? Lütfen söyleyin, iyileşecek değil mi? Bilemiyorum hanımefendi. Doktorlar söylerler neyi olduğunu. Ne oldu? Nesi var? Başına darbe almış. Hemen tomografi hazırlansın. Tomografisini çekelim. Doktor bey nesi var? Birazdan öğreneceğiz. Siz dışarıda bekleyin. Burada dursam? Hasta için de sizin için de en iyisi bu. Lütfen bize zorluk çıkarmayın. Ne olur iyileştirin onu. Elimizden geleni yapacağız. Şimdi bırakın işimizi yapalım. Lütfen dışarıda bekleyin. Lütfen buyurun. Hepsi benim yüzümden. Allah'ım ne olur. Ne olur yardım et Akif'e. Elif. Duyar duymaz koştum. Nesi var Akif'in? Doktorlar öğrenmeye çalışıyor. Çok üzüldüm gerçekten. Gel şöyle oturalım hadi. Gel. Tamam biliyorum. Benzinin oradan gidiliyor. Geçince ilk hastane sizin hastaneniz. Peki hastanın durumu hakkında bilgi verebilir misiniz? Teşekkür ederim. Hangi hastaneymiş abi? Düz git Carlos, düz git. Bas. Bas abim, bas. Çıkacak karşımıza. Benzinliği geçince çıkacak karşımıza. Allah'ını seversen bas. Hadi acele et, acele et. Al iç şunu. Sakinleşirsin. İstemiyorum. İç sen, beni dinle. Suyunu da al. Hepsi benim yüzümden. Hayatına giren erkekler pek şanslı olmuyor anlaşılan. Nasıl yani? Ne demek istedin şimdi? Bir şey demek istemedim. Selim'in başına gelenleri duyunca... Selim'i kaybetmişsin. Akif'i de kaybetmek istemezsin herhalde. Ne alakası var şimdi? Sen Selim'i nereden biliyorsun hem? Akif anlattı bugün. Çok üzüldüm. Akif bunu sana niye anlatıyor ki? Anlamadım. Seni aramak için evine gittik. Bana anahtarı vermiştin ya. O zaman anlattı işte. Çok üzgündü konuşurken. Atlatamamış anlaşılan. İhanete uğramış hissediyordu kendini. Sen niye üstüne vazife olmayan işlere burnunu sokuyorsun ki? Sana ne ya? Hem burası bunun konuşulacağı yer mi? Ya kusura bakma ne olur. Haddimi aştıysam özür dilerim. Aştın. Evet. Elif, ne oldu? Var mı bir haber? Yok henüz. Kimse bir şey demedi. Allah'ım sen onu bize bağışla. Hocam. Hocam. Başından darbe alan hastanın yakınları sizler misiniz? Evet. Evet biziz. Biziz hocam. Evet biziz. Arkadaşınız başından bir darbe almış. Ama ciddi durmuyor. Maşallah. Kafa sağlanmış. Çok şükür. Başkası olsa beyin kanaması bile geçirirdi. Şükürler olsun Rabbime. Onda bir kafa var. Beton, beton. Hafız. Öyle deme. O senin kafan kanka. Akif abimin kafası bildiğimiz insan kafası. Kafatası var, beyin var. Anladın? Ne yani? Bizde yok mu? Olmaz olur mu oğlum? Sende de var. Pırıl pırıl. Az kullanılmış. Mis.
Sıvı, ben bir lavaboya gidiyorum. Seni hastane demem, kestane demem, Allah aşkına! Bir kişiyi ziyarete alabiliriz, arzu eden olursa. Elif sen gir. Biz bekliyoruz burada. Buyurun. Akif, iyi misin? Beni duyabiliyor musun? Benim için hayatımı tehlikeye attın. Biliyorum. Ne yaparsam yapayım sana borcumu ödeyemem. Belki hala beni affetmedin. Belki hala yüreğinde bir yerlerde öfke var bana karşı. Belki de haklılar. Ben sadece sana zarar veriyorum. Haline baksana. Belki değil. Öyle. Lütfen. Kalk hemen. Şu an kalkabileceğini sanmıyorum. Şimdi onun için en iyisi dinlenmek. Herkes gidiyor, sen gelmiyor musun? Hayır, ben burada kalacağım. Sen de çok yorgunsun. Git eve dinlen. İstersen ben kalırım burada. Feyza Hanım haklı Elif. Hı hı. Bırak o kalsın. Sen evine git. Hiçbir yere gittiğim yok. Sen niye kalacakmışsın ki Akif'le? Yanlış anlıyorsun. Yorgunsun diye söyledim. Tamam İlker. Önemli değil. Elif'in sinirleri bozuk. Akif'in düştüğü durumdan kendini sorumlu tutuyor. Bir ihtiyacın olursa çekinme, ara. Biz çıkıyoruz. İyi geceler. Akif'in yanında kalacakmış. Dön Carlos. Dön. Ya aslanım ya. Sabahın köründe ev mi taşınırmış da? Recep'im daha kahvaltısını bile yapmadı da. E tabi. Ev dediğin kar yağarken gece yarısı taşınır zaten. Al canım. Aç ağzını bakayım. Allah herkesi böyle iş nasip etsin. Sanırsın 40 yıllık balta değil, kundaktaki bebek. Benim kardeşim az bile az. Ye tosunum sen. Tosunum yesin. Düzülebiliriz, yakındır. Ya. Olmuyor böyle bekar bekar. Olmuyor vallahi balta. Sen de ye bakayım. Deli Fatma'nın poğaçası öyle pastane poğaçasına benzemez. Ye. Ye. Yenge yavaş boğdur adamı, boğdu. Boğulsun. O daha evlenecek. Ye. Ye. Aferin Uşa ama. Kardeşim, bunların yeri burada değil. Bir el at da içeri atalım. Oy. Bismillah. Ellerimle vereceğim seni. Ana. Nazlıgil geldi. Nazlı mı bu? Vallahi o. Hayda. Gitti canım mobilya. Allah Allah. Balta abi. Oo, Nazlım gelmiş benim. Canım benim. Şanslıyız. İlk ayrılık günümüz hafta sonuna denk geldi. Aman da aman. Kimler gelmiş bize ya? Isırırım onu ben. Ya sen ne güzel bir kızsın ya. Yeni eviniz mi? Evet, yeni evimiz. Beğendin mi? Şahaneymiş. Benim adam hangisi? Hangisini istersen, hepsi senin adan Nazlım benim. Hadi gel evi gezdireyim ben sana. Baba bu kim? Vay. Zuhal Yılmaz Hikmet baba gelmiş. Hoş geldin baba. Baba, bu amca kim? Deli mi yoksa? Deli mi, veli mi, orasını Allah bilir. Korkma. Zarar gelmez ama ondan.
Kim bu da? Aç gözünü. Çok hikmet vardır çocuklarda. Bak, besledin, büyüttün, rızıklandırdın. El kadardı, bebekti. Ana sütüyle büyüdü. Ana sütü deyip geçme. Ha bu kimdi? Ne diyor bu böyle? Şşt! Hikmetinden sual olmaz. Her canlıyı besler o. Sen bilmezsin. Ben bilmem. O işini bilir. Aç komaz kimseyi. Bekliyor muydunuz bu evi? Yok, ne yalan söyleyeyim Hikmet Baba. Umudu kesmiştik vallahi. Ya, beklemediğin yerden verir vereceğini. İyi de sual olmaz baba. 1500 lira bizim cebimizden çıkıyor. Orası ne olacak? Sual olmaz. Şşt, sus. Densiz. Boş boş konuşma. Sus. Sen mi kazandın? Çalıştım, kazandım deme. Okudum, öğrendim deme. Aa, duman olursun. Alsa ne yapacaksın? Mülk onun. Bak da şükret. İbret al. Yazdım seni bir kenara. İyi de sorulmaz baba. Ben öyle demek istemedim. Sen beni yanlış anladın. Şşşt! Sus! Konuşma! Perdenin arkasına bak. Bak, bu ev ne diyor sana? Ev mi? Ev konuşuyor sende. Duysana. Her neye iman ile baksan olur iş aşikar. Gafil olma. Aç gözünü. Perdeye takılıp pencereyi açmamazlık etme. Yazdım seni. Yazdım. Yazdım. Mimledim adını. Beyler, hoca bana taktı. İmkan yok, bırakacak beni sınıfta belli. Sen de gülme lan. Bırakacağımı tokatlamam. Tutacağımı da tokatsız bırakmam. Pencereden bakma adabı bu. Elif. Akif. Ben geldim. Elif. Sen misin? İyisin değil mi? Şeyin yok değil mi? Sana bir şey olursa ben yaşayamam Elif. Seni seviyorum. Seni
senin için ölürüm. Sen her şeyden değerlisin benim için. Saçının teli için bu dünyayı yakarım. Elif dur, ne yapıyorsun? Sakın dokunma bana. Ne sandın, çok merak ediyorum. Hiçbir şey sanmadım. Tek istediğim beni rahat bırakman. Elif sen çocuk musun? Adam baygın, sayıklayıp duruyor. Yardım etmek istedim sadece. Sayıkladı mı? Ne dedi? Seni mi sayıkladı? Hayır, ne alakası var? Selim diyordu, Suriye diyordu. Bir şeyler daha dedi, anlamadım. Aldattınız beni falan diyordu. Selim mi dedi? Evet. Akif'in bilinçaltında büyük bir yara bu senin meselesi. Emin misin? Eminim tabii. Anladım ben. Nasıl evlenirsiniz diyordu. Siz Selim'le evli miydiniz? Sana ne? Niye karışıyorsun ki sen? Sana ne? Evliydik ya da değildik, sana ne? Git başımdan, rahat bırak beni. Ya bak, tamam. Öyle demek istemedim. Ben sadece sana bir yardımım dokunsun diye çırpınıyorum. Bu kadar kaba olmana ne gerek var? Sadece yardım etmeye çalışıyorum. İlker, hastanede misin? Güzel. Ben ocağın altını açtım. Artık sen yemeği yaparsın. Sana doğru geliyor. Tamam. Gördüm şimdi. Yanına gidiyorum. Selam. Akif nasıl? İyi. Ama sen hiç iyi görünmüyorsun. Ben neden sürekli sevdiklerime zarar veriyorum İlker? Anlamıyorum. Akif'i sevdim. Tamam. Başına gelmeyen kalmadı. Senin suçun değil. Ya kimin suçu? Bilmiyorum ki. Belki de bazı şeyleri zorlamamak lazım. Bilemem ben. Bunun cevabını ancak sen verebilirsin. Yani ne bileyim... Bazen olmuyorsa olmuyordur işte. İlla da birinin kabahatli olması gerekmez. Yani Akif'le benim pek şansımız yok. Öyle mi? Bak, sana açık konuşacağım. Sırf senin iyiliğin için. Aranızdaki mesele büyük. Belki de hala Akif'in aklında bazı sorular vardır. Güvenemiyordur sana. Ama benim için hayatını tehlikeye attın. Sorumluluk başka bir şey, sevgi başka bir şey. Akif'in aklı hala karışık olabilir. Bunun içinde kimse onu suçlayamaz. Belki de Akif'ten uzak durmalıyım. Bu da bir yol. Bilmiyorum. Belki herkesten, her şeyden uzak durmalıyım bir süre. O kadar da değil. Kendine haksızlık etmemelisin Elif. Senin de kafanı şişirdim. Kusura bakma. Görüşürüz sonra. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Daha hiçbir şey görmedin. Hemen havaya girme. Yavaş. Geç, yürü 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 yürü. Tamam. Sal. Sal şimdi. Tamam. Aa, salmamışsın ki daha. Bırak.
ne yapıyorsun lan? Yanlış yazmışsın. O tablo öyle mi asılır? Döndürsene onu. Ters asmışsın tabloyu. Ters asmış. Ulan balta. Balta, o nasıl resim asış, kurban olayım. Bana bak, size gülmeyin lan kardeşim. Canımı sıkmayın lan. Yavaş. Ulan hocam at ederim gelirsem şimdi. Buraya getirelim masayı. Sebep, onu koyuyor mu buraya şimdilik böyle? Sal. Sal sal. Ben yoruldum abi ya, biraz dinleneceğim. Ne oldu lan çaycı? Ne oldu lan? Eyvallah kardeşim, sağ ol. Kardeşim, biz de bir çay alalım be. Ne oldu lan, ne oldu, ne oldu? Hay abilerin güzeli. Vay anam, vay 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 vay. Selamun aleyküm. Aleyküm. Aleyküm selam abi. Hoş geldin. Ev bitmiş. Nasıl olmuş abi? Muhteşem abi. Oğlum, burası hiç bekar evi gibi değil. Feyza Hanım da sağ olsun dekorasyona yardım etti. Eyvallah, eyvallah. Sensiz hayatın tadı tuzu yok be Akif abi ya. Esas siz olmayınca tadı tuzu yok arkadaşlar. Odana bakmak ister misin? Odamda mı var? Yok abi, biz seni kömürlükte yatıracaktık ya. Gel hele, gel bir odana bak. Vay. Bayağı güzel olmuş be Sebo. Evin bütün mobilyalarını Feyza Hanım seçti, sağ olsun. Tanıdıklı varmış. Sağlam da indirim yaptılar abi. Sağ olsun. Sebo, Elif nerede? Onu da çağırdık abi ama keyifsiz geliyordu sesi. Yorgunum dedi. Beni affedin dedi. Çıkalım. Gel abi gel. Yeni evimize yeni televizyon abi. Harbi, kardeşim, çayın var mı? Var abi, var. Hadi var, doldur var. Da içek. Carlos, nasıl bir şey bu ya? Abi, bu televizyon değil, mübarek. Teknoloji harikası abi. Abi, bir kere bu televizyon 800 ders abi. Renkleri Carlos. Falan yıkılıyor abi. Tamam kardeşim, bırak şimdi. Sadede gel. Sen kazandın, eyvallah. Kabul ediyor yani. Allah. Abi, dün akşam maç yaptık Sebahattin abiyle. Öyle mi? Abi var ya, şaşkına çevirdim onu ya. Yazık, daha toparlayamadı kendini. O kadar canlı diyorsun yani. Abi, bu başka bir şey ya. Bak, sana bir kanal açayım, dur. Aç aç. Bak. Şu an olay yerine ulaşmış bulunmaktayız. Aldığımız bilgilere göre saldırgan doğuda vatani hizmetini yapmaktayken firar eden bir asker.
Aç şunun sesini, aç aç. Saldırganın adı Cevahir Yılmaz. Nişanlısını rehin alan saldırgan, arkadaşı Cengiz'in gelmemesi üzerine kızı öldüreceğini söylüyor. Buraya gelecek! Cengiz gelmezse öldürürüm bunu! Bakışım çalacak beyler, bakın bakın. Lütfen yardım edin. Geri çekilin diyorum. Demedim mi? Çaldı işte. Buraya gelecek. Buraya Salih gelecek. Abi. Geliyoruz de. Buraya gelecek de benimle efendim yüzleşecek. Salih abi. Anladınız mı? Yüzleşecek. Tamam, biz de şimdi gördük abi televizyonda. Çıkıyoruz. Ben de geliyorum. Artık başlayabilirim sanırım. Arkadaşlar biri Elif'e haber versin. Tamam, ben arıyorum abi. Cevahir, sana Cengiz arkadaşını getireceğiz. Lütfen. Sakın pişman olacağın bir şey yapma. Arkadaşı Cengiz geliyor. Lütfen sakin ol. Yardım edin lütfen. Nerede lan o şerefsiz? Nerede lan? Bak hemşerim. Bak güzel kardeşim. Al arkadaşın Cengiz'i de getirdik sana. Amirim, Cengiz'i getirdik. Arkadaşım değil lan o benim. Artık değil. Gel yanıma. Korkma lan. Gel buraya. Lütfen sakin ol kardeşim. Elif. Neredesin ya, gözükmüyorsun. Niye gelmedin bize? Hiç, işim vardı. Bana bak, sen iyi misin? Neden bu ara herkes aynı soruyu soruyor? İyiyim işte. Kimmiş saldırgan? Adı Cevahir Yılmaz, bu mahalleden. Herkes tanıyor. Delikanlı çocuk diyorlar. Askere gitmiş geçen sene. Tarihsine 3 ay kala kaçmış gelmiş. Neymişlerdi? İlla Cengiz gelecekmiş buraya. Getirmediniz değil mi? Getirdik. Bu hiç iyi olmamış. Keşke karışmasaydınız, bekleseydiniz bizi. Bilemedik vallahi. Neyi bilirsiniz ki siz zaten? Tamam. Hadi işe koyulalım. Emredersiniz. Evet arkadaşlar. Herkes ne yapacağını biliyor değil mi? Anlaşıldı abi. Kolay gelsin. Hadi hayırlısı. Elif. Bana anlatmayacak mısın ne olduğunu? Gerçekten iyiyim Akif. Beni düşünmene gerek yok. Allah Allah. Ne oluyor bu kıza ya? Arkadaşlar sakin oluyoruz. Akif, Sebo, siz sote bir yere gizlenin. Ters bir durumda ilk müdahaleyi yaparsınız. Anlaşıldı Salih abi. Hadi gidelim. Hadi arkadaşlar. Herkes görevli. Allah'tan reva mı lan bu yaptığın? Biz orada -20 derecede nöbet tutarken, ölüm kalım savaşı verirken Allah'tan reva mı lan yaptığın? Yakışıyor mu lan bu sana? Cevay, vallahi ben bir şey yapmadım kardeşim. Kardeşim deme lan bana. Benim senin gibi kardeşim yok. Ne duyduysan yalan, iftira. Sus lan sus. Şerefsiz. Nasıl getirip verirler, eli silahlı adama birini teslim ederler. Neyse, halledeceğiz. Ben yaklaşıyorum. Tamam, dikkatli ol. İlk işinde bir kaza olsun istemeyiz. Merak etmeyin. Caner, Beyza'ya eşlik et. Tamam, sakin ol. Komiserim, sonrası bizde, biz hallederiz. Emredersin. Gidelim arkadaşlar. Cengiz sen misin? Tamam. Mümkün olduğunca olaya dahil olma, tamam mı? Cevahir. Bak şimdi beni dinle, tamam mı? Sen kimsin be? Polis misin? Hayır. Polis falan değilim. Silahım yok. Üniformam da yok.
Ne istiyorsun benden? Sana yardım etmek istiyorum. Cevahir, ne olur bırak beni, yalvarıyorum, bırak. Sus lan sus. Sıkacağım şimdi kafana. Şimdi bana meseleyi anlat Cevahir. Neden öfkelisin? Bak bacım, bu iki şerefsiz var ya. Biri nişanlım, biri can dostum. Ben askere gittikten sonra... Anlat lan, anlatsan anlat. Nasıl ayaktı nişanlımı? Alakası yok Cevahir. Yeminle bak. Bu ikisi var ya, arkamdan içi pişirmişler. Hikaye ne kadar tanıdık değil mi? Nereden tanıdık anlamadım. Sanki aynısı bir zamanlar bizim başımıza gelmişti. Selim, Akif, Elif. Tanıdık gelmiyor mu? İlker, kendine gel. Dedikodu yapacaksan az ileride kahve var. Oraya alalım seni. Kötü bir niyetim yoktu. Sadece aklıma geliverdi. Bir kere de aklına iyi bir şey gelsin be. Bunu hak edecek ne yaptım lan ben? Ha? Ne yaptım lan? Belki sana anlatamadıkları bir şey vardır. Bak kardeşim, sen gittikten sonra Cansu senden bir haber alamadı. Merak etti, yalnızdı. Ben teselli etmek istedim onu. Sen de onu teselli ettin ha? Biz sevdiğimiz emin ellerde derken nasıl yaptın lan bunu? Cevahir, sakin ol. Ben ne anladım lan o zaman aşktan? Sevdadan ne anladım? Dostluktan, kardeşlikten ne anladım ben lan? Bak, sakın pişman olacağım bir şey yapma, tamam mı? Yapacağım. Daha neler yapacağım, al bak. Ateş ediyor. Herkes yatsın. Dikkatli olun. Beyza, Beyza çık oradan. İndiriyorum abi. Görüş açık buradan. Ateş etmeyin. Ateş etmeyin sakın. Kız da hedefte. Yanlış kişiyi vurdum. Keşke kızı öldürseydin. Elif, ne diyorsun sen? Suçlu olan kız burada. Anlamıyor musun? Nasıl yapar bunu? Allah cezasını versin. Elif, Elif sakin ol. Duyuyor musun beni? Sakin ol. Elif, Elif dinle beni. Ne düşündüğünü biliyorum. Saplasın beni, karıştırma tamam mı? Şartlar, koşullar aynı değil. Sen hiç kimseyi aldatmadın. Bu yaptığın hiç iyi olmadı Cevahir. Bunu da geberteceğim. Bunu da. Bak. Dinle beni tamam mı? Sadece dinle. Sen orada o dağlarda hiç yalnız kalmadın mı? Kaldım. Yanında biri olsun istemedin mi? Kaç kere gitmeden nikah kıyalım dedim. Dinlemedi beni. Hep erteledi. Bu adam bu kıza hayatta acımaz. Bence müdahale edin. Hayır. Pes edecek. Feyza başaracak. O kız buradan sağ kurtulursa çok şanslı. Anlamıyorum ki ne oluyor hepinize. İsterseniz alın silahları gidin ikisini de vurun. Müzakere mi edelim, adamı gaza mı getirelim? İkiniz de susun yoksa kovarım buradan sizi. Tamam arkadaşlar. Yaklaşma! Hepimiz hata yaparız Cevahir. Öfkeleniriz. Birini öldürmek isteriz. Seni anlıyorum. Anlamıyorsan! Seni gayet iyi anlıyorum. Ben de aldatıldım. Ne zaman? Çok olmadı. Seninki çok daha masum kalır yanında. Ne yaptın peki? Öfkelendim senin gibi. Kızdım, bağırdım, çağırdım. Sonra da düşündüm. Aslında çok büyük şansmış benim için. O niyeymiş?
Çünkü aynı insanla ben evli de olabilirdim. O daha kötü değil mi? Bak, gördün işte. Dostluğun düşmanını tanıdın. Tanıdım ya. Bizim dağlarda aradığımız koynumuzun içindeymiş meğer. Hayat maalesef böyle acı tecrübelerle dolu. Hadi, uzadı bu iş. Bak, ver artık bana silahı, hadi. Bir şartla veririm. Şart yok. Sadece silah ver. Var. Bu kız bu mahallenin ortasında ben sana ihanet ettim diye havası çıktığı kadar bağıracak. Hayır, bunu yapmayacak. Yapmazsa gebertirim. Bağır lan! Bağırsana! Hayır, sakın bağırma. Bağıracaksın lan. Bedelini ödeyeceksiniz. Ne yapıyorsun Elif, nereye? Her şeyi berbat edeceksin, ne yapıyorsun? Elif dur, nereye? Ortalık şimdi sahiden karışacak. Dur! Yaklaşma! Elif! Elif ne yapıyorsun? Geri çekil, mahvedeceksin her şeyi. Ben bağırayım mı o kızın yerine? İster misin? Sen kimsin be? Çekil şuradan, çekil! Ne istiyorsun? Bu kız her şeyi itiraf etsin mi istiyorsun? Bağırsana kızım! Bağır diyorum sana! Hadi bağır! Ben sana ihanet ettim! Yeter mi? İstersen daha yüksek bağırsın. Bu işin sonu kötü bitecek Sebo. Akif, bir de sen karışma, kurban olayım. Daha yüksek bağır, herkes duysun! Ben seni aldattım, aldattım tamam mı? Aldattım işte. Vuracaksan vur. Böyle yaşamaktan çok daha iyidir. Öldüm gitsin. Sevmiştim lan ben seni, çok sevmiştim. Alın, al şunu, al, tamam. Al. Ne yaptığını zannediyorsun al sen? Şunu, al, 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 al. Senin yüzünden bu kız ölebilirdi. Ama ölmedi. Bu yaptığın hesabını vereceksin. Ela. Kime istiyorsan veririm. Umurumda değil, tamam mı? Neyin peşindesin sen Elif? Neyin peşindesin ha? Niye böyle acayip davranıyorsun? Bırak kolumu. Bir şeyim yok benim. Elif! Şu halimize bak. Ne oluyor size ya? Kendinize gelin. Sebo, git bak şunlara. Peki abi. Yürüyün hadi siz de ya. Aldatılma hikayesi güzelmiş yalnız. Beğendiğine sevindim. O an aklıma geldi. Selim'in yerine ölmesi gereken kişi bendim. Bendim. Ne verdim insanlara? Hiçbir şey. Sadece acı. Ben buyum işte. Nefes alan, yürüyen bir lanet. Elif. Ya Elif ne yapıyorsun? Elif. Sence ne yapıyorum? Yemek yapar gibi bir halim mi var? Eşyalarımı topluyorum. İyi de neden yapıyorsun bunu? Neden? Gitmek için. Buradan, bu şehirden. En çok da senden. O ne demek Elif? Ne demek gitmek? Ya ben ne olacağım? Bensiz daha mutlu olursun. Saçmalama. Benim gecem, günüm, aldığım her nefes sensin. Ya ben senin için Suriye zindanlarından çıktım geldim. Senin için hayatta kaldım. Ya senin için direndim ben. Biz asla mutlu olamayacağız Akif. Oluruz. Niye olmayalım ki? Selim'in hayaleti hep bizimle olacak. Hep burada. Hep vicdanımda. Ben asla affetmeyeceğim kendimi. Sen de beni affetmeyeceksin. Biliyorum. Bırak gideyim ne olur.
Ya açma yine şu konuyu. Bugün o kızı orada görünce anladım ki ben... Ya aynı şey değil. Ben ölüydüm. Sen beni bekleyemezdin. Bırak lütfen. Bırak gideyim. İkimiz için de en hayırlısı bu. Elif! Elif! Bu kadar kolay değil. Bu kadar kolay bırakıp gidemezsin. İnsanlar doğru düşünüyorlar. Ben sana ancak bir şey verebilirim. O da sevgi değil. Mutsuzluk. Duyduklarım doğru mu Elif? Doğru müdürüm. Hemen odama gel. Seninle konuşmamız lazım. Konuşacak bir şey yok müdürüm. Sana gel diyorsam geleceksin. Ben özel harekattaki görevimden kendi isteğimle rızamla istifa ediyorum. Vatana millete hayırlı olsun. Yeah.